Gezegendeki en tehlikeli su parçalarından birinde bir belgesel yapımcısı büyük beyaz bir köpek balığının saldırısına uğrar. Hayatta kalma şansı neredeyse sıfırdır. Özellikle de bir balina köpek balığının saldırısına katılır gibi göründüğünde. Dev hayvan dalgıcı bütün olarak yutacak gibi görünür ve 5 dakika sonra herkes çığlık atmaktadır. Gezegendeki en uğursuz ve düpedüz korkutucu yer, Güney Afrika'daki Dair Adası ile Geyser Kayası arasındaki ince bir su şerididir. Finn Hook, bir belgesel film ekibinin parçası olarak dünyanın bu köşesine geldi. Ekibi yıllardır Apex yırtıcılarla serbest dalış yapmak için izin almaya çalışıyordu ve bu bölge onlar için mükemmeldi. Geyser Kayası 60 bin Cape kürklü fok kolonisine, Dair Adası ise yaklaşık 900 çift Afrika penguenine ev sahipliği yapıyor. Her ikisi de büyük beyaz köpek balığı için temel besin kaynağıdır ve bu nedenle bu su şeridi Shark Alley olarak bilinir. Ekip üyelerinin hepsi köpek balığı severdi ve özellikle Finn büyük beyaz köpek balıklarının büyük bir hayranıydı. Birkaç yıl önce zıpkınla balık avlarken hayatını değiştirecek ve kaderini şekillendirecek bir karşılaşma yaşamıştı. Birkaç saattir sudaydı ve ani bir hareket dikkatini çektiğinde oltasını sarma aşamasındaydı. Finn araştırmak için manevra yaptığında çarpıcı bir manzarayla karşılaştı. Kocaman siyah bir göz ona sabitlenmişti. Bu büyük bir beyazdı ve Finn hayretler içinde kalmıştı. Yırtıcı hayvanın devasa boyutu şaşırtıcıydı ve vahşiliğini ilk bakışta anlaşılıyordu. İlk şokun etkisi geçtiğinde Finn kendini bu korkunç hayvanla gergin bir karşılaşmanın içinde buldu. Köpek balığı rahatsız edici derecede yaklaştığında içgüdüsel olarak kendini geri itti. Köpek balığı çenesini Finn'in zıpkınına dolayınca durum beklenmedik bir hal aldı ve Finn yaşadığı şaşkınlık yüzünden bir anlığına felç oldu. Soğukkanlılığını hızla geri kazanan Finn tepki verdi. Büyük beyazın gözüne bir yumruk indirdi ve zıpkınını ağzından çekti. Köpek balığının zıpkını bırakıp hızla derinliklerde kaybolması Finn'i şaşırttı ve ona unutulmaz bir hayatta kalma öyküsü ve bu muhteşem yaratıkların esrarengiz dünyasına dair yeni bir bakış açısı bıraktı. O gün aynı zamanda Finn'in büyük beyaz balıklarına bağlandığı gündü. Dünyayı bu muhteşem canlılar hakkında eğitmek için belgesel filmler yapmaya başladı. Kamerasını derinliklere her götürdüğünde hayatını riske atıyordu ama Finn için bu tutkusunun peşinden gitmek için ödenmesi gereken küçük bir bedeldi. Şimdi Shark Alley'de mürettebat sallanan sandalın içinde oturuyordu. Dalışa hazırdılar ama her zamanki gibi önce oturup gözlem yaptılar. Yüzeye yakın küçük balıklar ya da beslenmek için suya dalan çok sayıda deniz kuşu gibi apex yırtıcılardan birinin ya da birkaçının varlığını ele verecek ipuçları aradılar. Bugün özellikle sessizdi. Geyser Kayası'ndaki foklar da Dair Adası'ndaki penguenler gibi üşümüştü. Tüm bunlar su yüzeyinin altında çok az tehlike olduğunu ya da hiç tehlike olmadığını gösteriyordu. Sonunda Finn dalışın başladığına dair bir işaret verdi. Ekip ekipmanlarını bağladı ve Finn kamerasını kontrol etti. Sonra sandalın yan tarafına geçtiler. Suyun altı ürkütücü derecede sessizdi. Görüş mesafesi biraz bulanıktı. 10 metreden fazla değildi ve arada bir yüzeye yakın bir fok ya da penguenin sıçraması dikkatlerini çekiyordu. Finn bir fokun maskaralıklarına bakarken nadir görülen bir şey fark etti. Okyanusun yüzeyinde birkaç büyük şekil süzülerek geçiyordu. İlk başta bunların orkalar olduğunu düşündü. İskele ve sancak olarak bilinen bir çift orka, bu iki adanın çevresinde büyük beyazları avlarken acımasız bir strateji uyguluyordu. Bu müthiş ikili, köpek balığı geçidindeki çok sayıdaki büyük beyazın varlığını başarıyla bozmuştu. Finn onların varlığının kendisinin ve mürettebatın etrafındaki köpek balığı hareketliliğini açıklayabileceğini düşündü ama büyük şekiller orkalar gibi hareket etmiyordu. Sırt üstü dönüp kamerasını odakladı ve onları tanıdı. Bu bir güney sağ balinası sürüsüydü. Yetişkin hayvanlar koruyucu bir çember oluşturmuşlardı ve iki yavru da merkezde duruyordu. Finn algılanan bir tehdide karşı kedilerini koruduklarını hemen fark etti. Duyuları yüksek alarma geçti. Bunun tek bir anlamı olabilirdi. Bölgede bir ya da daha fazla büyük beyaz vardı. Yavaşça etrafına dönerek karanlık derinliklere baktı ve hiçbir şeyi kaçırmadığından emin oldu. Artık suda hiç fok ya da penguen yoktu. Bu da tehlikenin bir başka kesin işaretiydi. Finn bir an için sanki bir şey onu takip ediyormuş gibi hissetti. Suyun izin verdiği en hızlı şekilde etrafında döndü. Yanından devasa bir şekilde geçti ve yaratığın kaba derisinden bunun bir köpek balığı olduğunu anladı. Şeklin büyüklüğü onun bir büyük beyaz olduğunu gösteriyordu ve davranışları önce ona sürtünmesi beslendiği anlamına geliyordu ve bir sonraki yemeği için onu seçmişti. Sırada tam teşekküllü bir saldırı vardı. Finn bunun muhtemelen sonu anlamına geleceğini fark etti. Bulanık suda yaklaşan köpek balığını zamanında göremeyecekti. O tepki veremeden üzerine gelecekti ve herhangi bir yönden gelebilirdi. Finn buz gibi oldu ve korku zihnini çamur gibi hissettirdi. En azından köpek balığının hareketini fark etmeyi umarak daireler çizmeye devam etti. Sonra geldi ama
Finn'in beklediği gibi değil, devasa bir şey onu aşağıdan yukarı doğru itti. Yaratık ona ciğerlerindeki havayı tamamen boşaltacak kadar büyük bir güçle vurdu. Dalış maskesi yüzünden fırladı ve tuzlu su ciğerlerini ateşe verdi. Nefes almak için savaşırken ve derinlerden gelen bir yaratık tarafından itilerek yüzeye doğru yükselirken, Finn işinin bittiği gerçeğini kabul etti. Hayatı sona ermişti, dalış topu sırtından düşmüştü ve boğulmamak için nefesini tutmak zorundaydı. Ciğerleri ağrıyordu ve gözlerinin önünde yıldızlar dans ediyordu. Dev yaratık sonra yana doğru kaydı. Bir sonraki anda Finn kendisini deniz hayvanının ağzında buldu. Eğer bu bir büyük beyazsa diye düşündü kısa bir süre, tüm okyanustaki en büyük canavardı. Finn'in zihninde öleceği yol absürtlük sınırındaydı. Ayaklarının devasa yaratığın ağzının kenarından sarktığını hissedebiliyordu. Jilet gibi keskin dişlerinin etini parçalamasını bekliyordu ama nedense böyle bir şey olmamıştı. Köpek balığı onunla oyun mu oynuyordu? Köpek balıkları bazen yiyeceklerini parçalamadan önce onlarla oynar mıydı? Bilmiyordu ve umrunda da değildi. Sadece o an geldiğinde her şeyin çabucak bitmesini umuyordu. Finn'in ağzına ve burnuna su doldu ve bir süre nefesini tutmaya çalıştı ama daha fazla dayanamadı. Pes etti ve ağzını açtı. Tamamen suyun fışkırmasını ve onu boğmasını bekliyordu. Ancak nefes alabildiğini fark etti. Ciğerlerine su yerine temiz hava doluyordu ve işte o zaman gözlerini açmaya cesaret etti. Etrafındaki dünya netleşmeye başladığında mürettebatın geri kalanının kısa bir mesafe ötede sandalın üzerinde dimdik durduğunu ve avazları çıktığı kadar bağırdıklarını gördü. Saldırı sırasında yüzeye çıkmış olmalılar diye düşündü. Lastik bot tam gaz ona doğru ilerliyordu. Finn kendisine saldıran yaratığın geri çekildiğini fark etti. Başka bir saldırıya mı hazırlanıyordu bilmiyordu. Lastik bot ona zamanında ulaşabilecek miydi bunu da bilmiyordu. Sonsuzluk gibi görünen bir sürenin ardından bot yanına yanaştı. Mürettebat hiç vakit kaybetmeden onu sanki bir bez bebekmiş gibi sudan çıkardı. Daha sonra ona anlattıkları hikaye tamamen inanılmazdı. Suyun altında mürettebat Finn'i güney sağ balina sürüsünü filme alırken izliyordu. Büyük beyazı ona sürtünmeden önce fark etmişler ve bir saldırının yakın olduğunu anlamışlar. Ayrıca Finn'in hedef av olduğunu da hemen anlamışlardı ama yine de yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Aniden koyu mavi derinliklerden, güney sağ balinalarından biri Finn'in altına doğru yüzdü. Önce onu yüzeye doğru itti, sonra da yan dönerek ağzına aldı. Büyük beyazlar balinaların doğal düşmanıdır. Özellikle de yavruların bulunduğu sürülerde. Balina Finn'in doğal düşmanının saldırısı altında olduğunu fark etmiş ve yardıma koşmuş olmalı. Köpek balığı geri çekildiğinde ve balina yüzeye ulaştığında onun ağzından yuvarlanmasına izin vermiştir. Tüm bu çile sadece 5 dakika sürmüştü ama Finn ve arkadaşları bunu hayatları boyunca hatırlayacaktı.